Herkese merhaba değerli arkadaşlar. 3 dakikalık bir listemiz devam ediyor. Pratik yapmaya devam ediyoruz. Hemen yeni maçımıza devam edelim. E4'ümüzü oynayalım. Rakip Sicilya olması tercih etti. At F3 oynayalım. Rakip E6 oynadı. C3 yapıyoruz. Alepin sistemine girmeye devam ediyoruz. At F6 rakip E4 istedi. Şimdi burada fil D3 fil C2'li bir variant var. E5 var. E5 daha popüler. O yüzden E5 oynayayım. Burada D4 oynuyoruz. Alınca alıyorum bir tane. Burada fil C4 oynayanlar da vardı. Şimdi bu pozisyonda bir tane fil C4 gidiyorum. At B6'ya fil B5 gidebiliriz. Böyle bir hamle. Yok atalım. Fil C6'ya. At C3 gitsem. Bu pimap çok iyiydi. Bazen fil D2 at C3 da oynadığım oluyor. At C3 da oynadığım oluyor. At C3 oynayayım şimdilik. Bu pimapsını hem de görmüş olun. Rakip at D7 oynadı. Şimdi bir tane alacağım. Rakip de beni alacak. Fil D6, vezir E2. Şimdi C3'teki piyon birazcık zayıf kalmış gibi gözükse de rakibin şarkını atak yapacağız arkadaşlar. Mesela şu anda fil E6, F6, vezir E6 var mı? Devamında vezir D6 istiyorum. Adam o da F3 alıyor. Biraz konum karışıyor açıkçası. Bir tane daha taş çıkayım, sonra bakayım olaylar diyeceğim ama fil G5'e tabii ki fil F3 aramlısı yapabilir. Fil G5 oynasaydım. O da çok mümkün gözükmüyor. Şimdi fil E6, F6, vezir E6, mesela şah 8, vezir D6, fil F3, GF3, kale F3. O pozisyonda rakip bir şey istiyor mu istemiyor. Piyon öndeyiz. Bence o pozisyona girelim ya. Fil E6'yı ben beğendim açıkçası. Şimdi böyle bir hamle yaptı. Buna D5 oynayabiliyor muyuz? Veya böyle file fide devamında at G5 gitsem aram nezce 4 çıkar. Bence bir file fide alalım. Bu pozisyon çok iyi oldu. At G5 gitsem böyle bir hamle, böyle bir aramle, gerçi file 5 varmış ona. O zaman ilk vezici 4 şah çekelim. Şimdi şah F8 oynattırıp at G5 at H7 mat teması isteyebiliriz. At G5'e at F6 gibi bir şey yapalım. Vezir F7 mat var. Şimdi vezir F7 matı engellemesi lazım. At H7'de engellemesi lazım. Vezir F6 gibi bir şey olursa at H7 çatal oluyor zaten. Ne yapacak bilmiyorum şu anda. Vezir F7 gibi bir şey yaparsa at H7 mat var. Ve konum birden sanki pozisyon kazanç oldu gibi. Ya yani orada file E6'ya muhtemelen dediğim varyanta girmesi lazımdı. F çarpı E6 alacaktı. Vezir E6 alacaktı. Evet, bunu terk etti. Pozisyon zaten terk etti arkadaşlar. Güzel maç oldu. Orada F çarpı E6 alsaydı eğer ben vezir E6 alacaktım. Şah 8 kaçacaktı. Vezir D6 alacaktım. Devamını fil F3, GF3, kale F3. Pir önünde oynayacaktım ama şah kanıma çıktı. Karşıda oyun var. Ben burada tabii ki pozisyon bitik. Çünkü at E6 istiyorum. Vezir F7 mat istiyorum. At H7 istiyorum. Pozisyon kazanç oldu. Süper arkadaşlar. Böylece pratik videolarımız devam ediyor. 2500'e kadar bu şekilde bilis maçlarımız devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.